Evet arkadaşlar, soran vardı. İğneyi nasıl uyguluyorsunuz diye. Linkospektrin iğne. Ya birçok kişi bunu bilir zaten. Bilinmeyen bir şey değil ama ben yine merak edenler için göstereyim uygulamasını. Şimdi bunlar küçük olduğu için 1 milimi ikiye bölüyorum. Yarım cc veriyorum. Şöyle hayvanı tuttunuz arkadaşlar. Göğüsten, deri altından. Çok yaklaşmana gerek. Neyse ver. Yaklaş. Boş ver. Tutamadım şu anda hayvanı. Ben bu şekilde uyguluyorum. Deri altından. Evet. Buna Bismillahirrahmanirrahim. Yakıyor tabii ki iğne. Buna yarım cc verdim arkadaşlar. Biraz şöyle ilacın dağılmasını bekliyorum. Bunu gönderiyorum. Şimdi diğer hayvan. Kuruluk yok bunlarda. Çok şükür. Yani kuru olsaydı pek toparlayamazdı kendini. Şimdi iğneyi birinden çıkarıp diğerine yapıyorum ama ikisi de aynı şeyde olduğu için aynı hastalıkta. O yüzden çok fark etmez. Evet bakın deri altına soktum iğneyi. Yarım milim uyguladım. Hemen dışarı çıkıyor. Evet, işlem bu. Bu kadar. Bu halsiz. Çok da güzel kafa yapısı var ya. Bu biraz kuruymuş arkadaşlar. Diğerine göre. Yani kuruluğa girmemiş ama. Bak, ayakları da soğuk. Bu tam arada. Eğer şu iğneyle toparlarsak inşallah düzelir. Ama hastalığı olduğu için kuru değil ama zayıf. Kuruluk yok ama zayıf. Bir de bu iğneyi işiniz bittikten sonra mutlaka şöyle su çekin. Birkaç defa suyla temizleyin. Yoksa iğnenin ucu donuyor. İlacın böyle bir yapısı var. Şimdi bunu gösterdik böyle. Çok pahalı. Yani yenisi 350-400 lira var galiba. Ben tarih geçmiş bulmuştum. Aynı işi görüyor. Şimdi videoya bir ara verelim. Yavruları tartalım. Arkadaşlar ocak yavrularını tartacaktım ama sıradan gidelim. Bakalım şöyle. Türlü. 1.980. Güzel 40 gram almış. Prova yaramış herhalde. Ocak yavrularına geçtik. Sıradan gidelim şöyle. Karışık gidiyoruz gerçi de. Bu iki siyahtan küçük olanı yemi, suyu çok israf eden dağınık hayvan. Çekiyor musun ayağını? Dur bakalım. Bunlar hiç ele alışkın değil. O yüzden durmazlar. Biraz zor olacak bu. Dur az bakayım. Dur az dur. Dur. Dur az bakalım. Dur az. Dur oğlum. Dur oğlum. Hadi bu son. 2 kilo 80 gram. 2 kilo 80 gram. Arkadaşlar Asi'yi aldım. Hayvanı kapattık. Belli bir süreden sonra acayip kızmış. Isırdı ve vurdu. Ayağımıza dalmasın. 2 980. Tamam. Evet. Bolu'dan gelen damızlığa bakalım. Dur. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Ne yapıyorsunuz baba? Tartacağız oğlum tavuğu. Horozu tavuk değil bu horoz. Evet. Dur oğlum, dur Tatlı oğlum, dur oğlum. Sen tarttırmıştın kendini. 2.830. Evet. Arkadaşlar çili yavrunun bir tanesini getirdim. Üstü biraz açık olan. Hadi bakalım. 2 kilo 240 gram. 2.240. Şu çilli. Horoz da alıyorsun değil mi? Arkadaşlar çillinin diğeri çilli yavrunun. Şimdi bunu tartacağız. Şöyle yapalım. Hayvanlar ele alışkın değil. Gel bakalım. 2.200. Dur bakalım. 2.230.
30. Pardon, 2330. Bir daha tartalım şunu ya. Dur. Dur oğlum. 2330. Evet arkadaşlar, merak ettiğim, çok merak ettiğim hayvanlardan bir tanesi de bu. Şu an dışarıda olan uzun Arap yavrumuz. Böyle çok boylu ama çok ağır değil. 2 kilo 140 gram. 240. Herhalde bu kilosunun boylusu olacak. Gösterdin mi horozu? Evet. Tamam. Son bir horoz kaldı. Abi. Arkadaşlar son horozumuz da şu kanat yapısı bozuk olan horozumuz. Bir de bunu tartalım ve bitirelim bakalım. Dur. Dur bakalım oğlum. Dur oğlum. Dur, bir şey yok. Kümesini de batırmış bu. 1915. 1915. Bu küçük bir şey. Bakalım, tabi zamanla daha kilo alır da. Zamanı gelince bunların hepsini deneyeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Videoyu durduralım. Evet arkadaşlar. Horozları tarttık. Tartmadığımız ne kaldı burada? İki tane emanet damızlığı tartmadık. Bir tanesi Metin'den gelen siyah. Dört döverli. Bir tanesi de Sertan'dan gelen. Onun dışında hepsini tarttık. Şöyle ben hayvanı bırakayım. Bunu aşağıdaki kümese koydum. Asi'yi de kapattık. Yavrular daha iyi erkeklesin. Rahat gezsinler diye. Sıkıntı yaşamamak için. Hayvanın yemine yemliğinin kapısını da kapattım. Dur dur dur, bak bak bak. Lan bayağı hırs yapmaya başladınız ha. Yemliğini kapattık arkadaşlar. Yerdeki yemi bitirince tekrar açacağız. Hayvanlarımızın durumu da böyle. Tartmış olduk. Bu arada Asi dışarıda hiç dokunmuyordu bana. Ama kapattık ya adamı, sonuçta ayırdık buradaki hareminden. Az önce alırken, kümesten alırken hem ısırdı hem de vurdu. El vurdu. Şöyle kolumu göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. Şurayı ısırdı. Şu tarafı. Şu ikisi de vurduğu taşların yarası. Hırslanıyorlar. Hırs yapıyorlar. Böyle bir hatıra bırakmış oldu bize. Evet. Bu işte böyle. Şimdi çok da kızamıyorum adama. Ben olsam ben de sinirlenirim yani. Burada böyle özgürlük varken, burada bir sürü tavuk varken, oradan beni de çekip alsalar ben de sinirlenirim. Evet. Hayvanların durumu bu şekilde. Tarttık. Hepsini gösterdik. Bakalım. Nasipse güzel çıkarlarsa, güzel çıkanlar durur. Diğerleri gider. Tekrar söylüyorum. Yani videonun başlığı da bu olacak hatta. Bir şeyi çok isteyince olmuyor arkadaşlar. Çok fazla göz içine bakmayacaksınız. Şimdi şu hayvanın yaptığı işe bakın. Şu hayvanın yaptığı işe bakın. Zıplaya zıplaya. Diyorum ya bak, elimdeki kendi yetiştirdiğim, en beğendiğim horoz bu. Ama bu da atlaya atlaya ya ayağını bozacak ya gagasını bozacak. Yapacak bir şey yok. Nasip de neyse odur. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle sona eriyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Burada birçok usta arkadaş var. Bilgi veriyorlar sağ olsunlar videolarında. Ben belki böyle usta değilim ama yine de bildiğim gördüğüm şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Aslında bir anlamda beraber görüyoruz. Yani olayların gidişatını. Farklı bir süreç. Ustalarla röportajlar yaptım. Yine fırsat buldukça devamında getireceğiz. Herkes de yanaşmıyor bu YouTube'da röportaj verme olayına. İsteyen arkadaşlarla, ustalarla videolarımız devam eder. Hatalarımız var tabii ki. Bu işi yaparken eksiklerimiz var. Şartlar farklı. Artık olduğu kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Yani çok büyük bir beklentim yok. Festivale falan da gitmiyorum.
Ama elimdekilerle daima daha iyisine ulaşmaya çalışarak bu serüveni devam ettireceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.